Gençler, hepinize selamlar. Yeni bir Valorant karakter tanıtımı videosu ile karşınızdayım. Bir önceki karakter tanıtımı videosu çok fazla izlenmişti ve çok beğenilmişti. Şimdi de en güncel halini çekeceğim. Oyuna son eklenen ajan olan Chamber, 2021'in son karakteri. Yani 2022 yılına kadar başka ajan gelmeyecek oyuna. Dolayısıyla bu videoyu 2022 karakter tanıtımı olarak da düşünebilirsiniz. Lafı fazla uzatmadan videomuza geçelim. Gençler, şimdi ilk karakterimiz Asra. Asra'nın C yeteneği ile başlayacağım. C yeteneğini kullanabilmeniz için önce haritaya yıldız bırakmanız lazım. X tuşuna basıyorsunuz ve gördüğünüz gibi haritanın krokisi çıkıyor karşınıza. Şu gördüğünüz parlayan yıldızı mouse'unuzu yönlendirerek istediğiniz yere götürebiliyorsunuz bütün harita boyunca. Ve istediğiniz yere tıklayarak oraya yıldızınızı bırakabiliyorsunuz. Bu koyduğunuz yıldızın olayı da şu. Eğiminizi yıldızın üstüne şu şekilde getirdiğiniz zaman C, Q ve E skill'lerinizi kullanabiliyorsunuz. Yani skill'lerinizi kullanabilmek için X tuşuna basarak önce böyle yıldız koyup ardından mouse'unuzla o istediğiniz yıldızın üstüne gelmeniz lazım. Yıldızın üstüne gelip C tuşuna bastım. Onları çekiyorum. Ve gördüğünüz gibi bu alana giren ajanları kendi içine çekme özelliğine sahip. Yani bu alanın içerisinde rahat hareket edemiyorlar. Evet gençler, şimdi geldik Asra'nın Q skill'ine. Yine X tuşuna basarak haritamızı açıyoruz. Ve istediğimiz bir noktaya yıldızımızı bırakıyoruz. Ardından eğimimizi şu şekilde yıldızın üstüne getiriyoruz. Zaten parlıyor, oradan anlayabilirsiniz. Ve Q tuşuna basıyoruz. Peki bu ne işe yarıyor? O alan içerisindeki düşmanı sersemletiyor. Görüşünü belli bir süre bozuyor. Q'ya bastık. Ve bu alan içerisine giren ajanlar sersemlemeye uğruyor. Şimdi gelelim Asra'nın E özelliğine. Yine aynı şekilde X'e basarak haritamızı açıp bir yıldız belirliyoruz. Asra'nın tüm özelliklerinde bu yıldızı koymanız lazım arkadaşlar. Eğimimizi yıldızın üstüne getirip E tuşuna basıyoruz ve klasik bir smoke bırakıyor. Görüş kısıtlanıyor. Şu şekil. Gördüğünüz gibi klasik bir smoke'umuz mevcut. Bu smoke'dan iki tane atabiliyorsunuz. Yani bir yıldız buraya, bir yıldız buraya bırakıp ilk önce buna gidip E'ye basıp ardından buna gidip E'ye basıp bu şekil iki tarafı da kapatabilirsiniz. Veya da şu şekil birkaç tane yıldız bırakarak bir tanesine smoke, bir tanesine içine çekme, bir tanesine sersemletme yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hepsi bir anda aktif oluyor arkadaşlar. Böyle kullanabilirsiniz. Şimdi son olarak gelelim Asra'nın ultisine. X'e basarak yine haritamızı açıyoruz. Haritadayken WASD tuşlarıyla şu şekil arkadaşlar kendinizi yönlendirebilirsiniz. Daha da şu şekil yukarılara çıkabilirsiniz. Ultimizdeyken bir tane nokta belirleyip o noktaya sağ tıklıyoruz arkadaşlar. Ve böyle gördüğünüz gibi Metin 2 level atlama sahnesi gibi bir sahneyle karşılaşıyorsunuz. Bu parlaklığı da mouse'unuzla hareket ettirebilirsiniz, bir sorun yok. Bu parlaklığı herhangi bir noktaya koyup sol tıka basılı tutuyorsunuz. Ve böylece basılı tutarken ayarlayabildiğiniz bir duvar çıkıyor, zaten buradan anlamışsınızdır. Hani ince uzun bir çizgi. Bu harita boyunca giden bir çizgi. Yani bir taraftan bir tarafı kapatabilirsiniz. Bu çizgiyi istediğiniz gibi ayarladıktan sonra bir kere daha sol tıka basarak ultinizi atmış oluyorsunuz. Dünya bölündü. Gördüğünüz gibi ultimizi attık arkadaşlar. Midi böldü, işte short kısmını böldü, A site'ı böldü falan derken bu şekil bir ortam hazırlayabilirsiniz kendinize. Peki bu ulti ne işe yarıyor? İlk olarak bu taraftayken bu tarafta olan sesleri duyamıyorsunuz. Aynı şekilde bu taraftakiler de bu tarafta olan sesleri duyamıyor. Yani burada at koşturabilirsiniz isterseniz. Aynı zamanda bu ultinizin içerisinden mermi geçmiyor. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde mermi geçmiyor. Fakat bu ultinin içerisinden herhangi bir nesne, bomba vesaire bir şey fırlatabiliyorsunuz. Onlar geçiyor. Sadece mermi geçmiyor. Tabi ultisi sınırsız değil. Gördüğünüz gibi belli bir süre sonra bu koyduğunuz ayna kalkıyor. Yani round boyunca sürmüyor. Evet gençler, şimdi Breach karakterine geçtik. Breach karakterinin C'si ile başlayacağız. Bu özellik duvar arkasından 3 adet hasar bombası, hasar topu gibi bir şey oluyor. Arka arkaya 3 kere patlıyor ve her bir tanesi 60 vuruyor. Şu şekil göstereyim. Patlatıyorum. Gördüğünüz gibi 3 kere patladı ve her bir tanesi 60 vuruyor. Yani 3'ü de rakibe tutarsa direkt olarak öldürebilirsiniz. Şimdi rakip üzerine deniyoruz. Ananı si... Bu hasar almama mı kapalı? Açık. Bop arıyorum beni İbo bugün ya. Bugün bu amatörlükler ne olacak İbo bugün? Bugün bu amatörlükler ne olacak İbo? Ne oluyor diyorum ben n***yım oğlum. Şimdi de rakip üzerine deneyelim. Bir düşman kaldı. Bu C skill'iniz çoğu duvardan geçiyor arkadaşlar. Eğer
çember bu şekilde sarı yanıyorsa atabilirsiniz demektir. Bu şekil kırmızı yanıyorsa oradan geçmiyor. O duvardan atamazsınız demektir. Aynı zamanda sol üstteki haritadan özelliğinizin nereye kadar gideceğini görebilirsiniz. Ona göre şu şekil ayarlamalar yapabilirsiniz. Gençler şimdi gelelim bir için. Dikkat. Hay ananın. Şimdi gelelim bir için Q özelliğine. Dikkat dikkat. Overlock mu satıyorum? Piç bir git da şuradan. Neyse arkadaşlar sakinim. Gelelim Q özelliğine. Klasik flash. Diğer flashlardan farkı duvar içinden geçebilmesi. Yani şu şekil açık havaya, şu şekil istediğiniz bir yere değil de gördüğünüz gibi duvar arkasından atabildiğiniz bir flash. Bu da aynı C özelliğinde olduğu gibi sarı yanıyorsa o duvardan geçiyor demektir. Şu şekil kırmızı yanıyorsa da geçmiyor demektir. Gayet de hızlı patlayan bir flash. Hemen deneyelim. Gördüğünüz gibi duvarın arkasında patlıyor. Sizi ve takım arkadaşlarınızı da kör ediyor. Dikkat edin. Şimdi gelelim biri için E özelliğine. Bu da yine duvar arkasından veya herhangi bir açık alandan yollayabildiğiniz bir sersemletme bombası diyeyim. Dikkat dikkat. Şu gördüğünüz sarı alan sersemletmenizin gideceği yeri belirliyor arkadaşlar. Eğer sol tıka bir kere basarsanız sallanacak. Bu şekil kısa bir mesafeye gönderirsiniz sersemletmenizi. Eğer sol tıka basılı tutarsanız zaten sol üstteki haritadan da görüyorsunuz. Haritadan yine nereye gittiğini bu şekil görebilirsiniz. Ve bıraktığınız zaman bu şekil daha uzak ve daha geniş yerlere sersemletme atabilirsiniz. Şimdi son olarak gelelim Breach'in ultisine. Breach'in ultisi haritada gördüğünüz gibi tek bir site'ı kaplayabilecek derecede geniş bir ulti. O haritada gördüğünüz bölgeye sersemletme ve uçurma efekti yolluyor diyeyim. Zaten birazdan görünce anlarsınız. Bunu da ister normal bir şekilde ister duvar arkasından atabilirsiniz. Hiç önemli değil. Şu şekil ultimizi yolladık. Ve o gördüğünüz alan boyunca kim varsa hem sersemletiyor. Yani işte silah sıkarken hızları yavaşlıyor. Yavaş hareket ediyorlar. Bulanıklaşıyor görüşleri vesaire. Hem de oldukları konumdan havaya zıplıyorlar. Şimdi gördüğünüz gibi düşmanlar üzerinde deneyeceğiz. Ultimizi yolladık. Ultim hazır. Ve bu şekil oldukları konumdan zıplıyorlar ve dediğim gibi diğer özelliklere sahip oluyorlar. Birçok dezavantaj onlara bulaşmış oluyor. Evet gençler şimdi geldik Brimstone karakterine. İlk olarak C özelliğindeyiz. C özelliği minik bir çember oluşturuyor ve o çember içerisine girenler, yani takımımızdakiler de kullanabilir bu özelliği, seri atış yapmaya başlıyor. Yani daha hızlı sıkıyorsunuz normale göre. Ve sanırım, emin değilim, recoil'iniz biraz daha düzgün olabilir. Yani silahınız daha az sekiyor olabilir. Şimdi kıyaslamak için ilk önce normal bir atış yapacağım. Şu pencereye doğru. Gördüğünüz gibi normal hızımız bu. Bir de C özelliğimizi kullanarak deneyelim. C özelliğimi attım. Bu alanın içerisine girenler bu kuvveti kazanmış oluyorlar. Bir de böyle tarayalım. Yani çok daha hızlı sıktığımı fark etmişsinizdir. Bu özelliği kullanmak için illa çemberin içinde olmanıza gerek yok. Yani çembere atıp ardından özelliği kazanıp dışarıda da çatışmaya devam edebilirsiniz. Sağda gördüğünüz gibi birkaç saniye daha sürüyor özelliğiniz çemberden çıktıktan sonra. Fakat çember içerisinde durursanız özelliği çok daha uzun süre kullanabiliyorsunuz. Şimdi gelelim Brimstone'un Q özelliğine. Klasik bir molotof arkadaşlar. Yaklaşık 10 saniye kadar bulunduğu bölgeyi yakıyor. Sizin ve takım arkadaşlarınızın da canını götürüyor. Dikkat edin. Attığınız yerde direkt patlamak yerine sekip ardından patlıyor. Yani bir duvara atarsanız duvardan sekip ardından patlayacaktır. Dibine. Şu şekil. Ve geniş bir alanı kapsıyor gördüğünüz gibi. İçerisine girdiğinizde de çok ciddi hasarlar verebiliyor. Şimdi gelelim Brimstone'un E özelliğine. Brimstone'un E özelliği klasik bir smoke. E'ye basarak haritanın üstten görünümünü bu şekil açabiliyoruz. Fakat bütün haritayı göremiyorsunuz. Yani ta buradan gidip B'ye smoke atamıyorsunuz. B'nin görüş açısına girmeniz gerekiyor bu şekil hareket ederek. Sol tık ile smoke koymak istediğiniz yeri belirliyorsunuz. Ve 3 tane hakkınız var. İster bir tane ister 3 tane atabilirsiniz aynı anda. Koymak istediğiniz yeri seçip sol tık ile işaretliyorsunuz. Sağ tıka basarak da smoke bombanızı buraya indirebiliyorsunuz. Aynı şekilde dediğim gibi birden fazla da smoke atabilirsiniz. Bir tane buraya, bir tane buraya, bir tane de burayı seçtim. 3 tane yerimi işaretledim. Sağ tıka basarak aynı anda 3 tane smoke atabilirsiniz bu şekilde. Şimdi son olarak gelelim Brimstone'un ultisine. X tuşuna basarak yine haritamızı açıyoruz. Ve şu gördüğünüz çember boyunca yukarıdan yağan bir alev atışı yapıyorsunuz. Bu da çok ciddi hasar veriyor emin olun. Örnek olarak bir tane göstereyim. Haritada istediğiniz yeri seçip bir kere sol tıka basıyorsunuz. Gökte ne var? Ultim hazır.
bu bölgenin içindekiler cayır cayır yanıyor. Yani siz daha Brimstone'un ateşine dayanamazken nasıl cehennem ateşine dayanacaksınız arkadaşlar? Şimdi düşmanlar üzerinde deneyelim. X'e basarak haritamızı açtık. Düşmanların olduğu bölgeyi seçtik. Ve Allah rahmet eylesin diyoruz. Evet gençler, şimdi geldik Cypher karakterine. C özelliği şu şekil paralel olan kapılara tuzak atmanızı sağlıyor. Bu şekil mavi yanarken tuzağınızı atabilirsiniz demektir. Bunu çok aşağı koyarsanız düşmanlar bu şekil zıplayarak tuzağınızın üstünden geçebilir. Veya da bu şekil çok yukarı koyarsanız eğilerek tuzağınızın altından geçebilirler. Bunu atmanın en ideal yöntemi şu. Tuzağı atacağınız kapıya gidip CTL ile eğiliyorsunuz. Ve şu mavilik tam göz hizanıza geldiği zaman yaklaşık olarak şuralardayken tuzağınızı atıyorsunuz. Böylece hem altından geçemiyorlar, gördüğünüz gibi kafası çarpıyor. Hem de üstünden atlayamıyorlar, her türlü ayağı çarpıyor. Her neyse, bu tuzak ne işe yarıyor? Rakip takım tuzağınızı ateş ederek tuzağınızı kırabilir. Öncelikle bunu söyleyeyim. Fakat eğer tuzağınızı görmediyse ve tuzağınızın içinden geçtiyse ilk öncelikle yeri gözüküyor ve hızı inanılmaz yavaşlıyor. Yani bu kapıdan geçemiyor. Tuzak o kişiyi sürekli bu kapının içine çekiyor. Birkaç saniye içerisinde bu tuzağı kırmazlarsa bu tuzak patlıyor ve rakibinizi sersemletiyor arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi uzak bir yerdeyim. Duvar arkasından düşmanın yerini göreceğim. Tuzağı yakaladığıma dair gördüğünüz gibi düşmanın yerini gördüm. Ve düşman sersemledi çünkü zamanında tuzağı kıramadı. Aynı zamanda olur da bu düşman tuzağınızı bozarsa, yani diyelim ki siz bu kapıya trap attınız. Düşmanın illa tuzağınıza basmasına gerek yok. Tuzağınızı kırarsa bildirim alıyorsunuz. Böylece düşmanın ne tarafta olduğunu anlayabiliyorsunuz. Tuzağım yok edildi. Gördüğünüz gibi hem tuzağım yok edildi diye sesli bir bildirim, hem de üstte kırmızı bir şekilde bu bir tuzağı yok edildi diye bir yazı çıkıyor. Böylece tuzağı nereye attıysanız orada bir düşman olduğunu anlayabiliyorsunuz. Şimdi gelelim Cypher'ın Q özelliğine. Bu da bir smoke arkadaşlar. Fakat diğer smoke'lardan birkaç farkı var. Şimdi ilk öncelikle çalışma mantığını anlatayım. Q tuşuna basarak istediğiniz bir yere şu şekil bir cihaz bırakıyorsunuz. Bu cihazı haritanın neresinde olursanız olun üstüne eğiminizi getirerek F tuşuna basarak patlatabiliyorsunuz. Eğimimi üstüne getirip F tuşuna bastım ve smoke'umu açmış oldum. Diğer smoke'lardan farkı şu, ilk farkı çok az sürüyor. Yani Brimstone'un smoke 15-20 saniye sürerken bu 3-4 saniye anca sürüyor. Yine diğer smoke'lardan bir diğer farkı şu, siz bu şekilde yüksek bir yerdeyseniz zıplayarak smoke'un içini görebiliyorsunuz. Diğer smoke'lar gibi üstü kapalı bir smoke değil ve size getirebileceği en büyük avantajlardan biri de şu. Smoke'unuzu attıktan sonra smoke'unuzu açtığınız zaman dışarıdan herhangi bir düşman smoke'unuzun içine girerse minik bir uyarı sesi alıyorsunuz. Böylece smoke'unuzun içine birinin girdiğini anlayabiliyorsunuz. Bu ses siz girdiğinizde rakibe gitmiyor. Yani siz smoke'un içine girip saklanabilirsiniz. Rakibiniz girdiğinizi anlamayacaktır. Gelen sesi iyi dinleyin. Kafes tetiklendi. Gördüğünüz gibi bir uyarı sesi aldık ve içeride düşman olduğunu anladık. Evet gençler, şimdi gelelim Cypher'ın E özelliğine. Cypher'ın tamamen bir info karakteri olduğunu anlamışsınızdır. Bu özelliği de info ile ilgili. Bir, kamera atıyorsunuz. Kameranız bu şekil mavi yanıyorsa atabilirsiniz demektir. Eğer bu şekil kırmızı yanıyorsa atamazsınız demektir. Yani ta olduğunuz yerden şu şekil çok yüksek yerlere atamıyorsunuz. Buralara atabilmek için bir şeylerin üstüne çıkıp ardından zıplamanız lazım ki kırmızılığı maviye çevirerek atmayı başarın. Şimdi ben normal bir spotta göstereyim. Kameranızı buraya bıraktınız ve siz nerede olursanız olun E tuşuna basarak bu şekil kameranızla düşmanları inceleyebiliyorsunuz. Kameranıza mermi geldiği zaman kırılıyor ve belli bir süre sonra tekrar kullanabiliyorsunuz round içerisinde. Şu şekil istediğiniz açıya dönebilme özelliğine sahip. Böyle de Webtekno ürün tanıtımı gibi oldu. Kameranızın ortasında bir crosshair var, gördüğünüz gibi bir çember var. Bu çemberi düşmanın üstüne tutturup sol tık ile ateş ederseniz düşmana görüş sağlayan bir ok gibi bir şey fırlatıyorsunuz. Böylece yerini görebiliyorsunuz. Şu şekil, gördüğünüz gibi her bir saniyede bir düşmanın gittiği yerler parlayarak size gözüküyor. Eğer düşmana sapladığınız bu iğneyi çıkartmazsa round boyunca görebilirsiniz. Bu iğneyi çıkartmak için de F tuşuna basılı tutarak birkaç saniyesini harcaması gerekiyor. Gördüğünüz gibi şu şekil iğneyi çıkarma animasyonunu da gösterelim. Kameranızı kullanmıyorken bu şekil soluk bir şekilde duruyor kameranız. Böylece rakiplerin fark etmesi zor oluyor. Fakat kameranızı kullanıma başlarsanız, yani E tuşuna basıp bu şekil kullanmaya başlarsanız çok net bir şekilde düşmanlara gözüküyor. Mavi bir şekilde ışığı yanıyor yani. Gençler şimdi gelelim Cypher'ın ultisine. Ultisini kullanabilmek için yerde taze ölmüş bir ceset bulmanız lazım. Neden taze diyorum? Çünkü ultinizi kullanabilmeniz için
o kişinin çok uzun süre önce ölmemesi gerekiyor. Yani round başında öldüyse gidip round sonunda ultinizi kullanamıyorsunuz. Bir kişi öldükten sonra gördüğünüz gibi 20 saniye içerisinde ultinizi kullanmanız gerekiyor. Peki ultiniz ne işe yarıyor? Cesedin yanına giderek X tuşuna basıyorsunuz ve rakip takımdaki diğer bütün düşmanların yerini görebiliyorsunuz. Bakalım şu şekil. Neredeymiş? Ultimizi kullandık ve gördüğünüz gibi yaklaşık 3-4 saniye boyunca rakip takımdaki bütün düşmanların yerini görebildim anlık olarak. Evet gençler, şimdi geldik Jet karakterine. İlk olarak C özelliğinden başlayalım. C özelliği kısa bir süreliğine smoke atmanıza yarıyor arkadaşlar. Şu şekil. Yaklaşık 3-4 saniyelik süren bir smoke atabiliyorsunuz. Bu C özelliğinizi farklı farklı yollarla kullanabilirsiniz. Örneğin C'ye bir kere bastığınız takdirde şu şekil dibinize smoke atabilirsiniz. İkinci olarak C'ye basılı tutarsanız smoke bu şekil uzak yerlere atabilirsiniz. Yani şu şekil C'ye basılı tuttum, C'yi bıraktım ve smoke olduğu yerde düşüp patladı. Bunu bir de smoke'a falso vererek kullanabilirsiniz. Yani diyelim siz şurayı kapatmak istiyorsunuz. Fakat bu şekil açılıp kapatırsanız orada bir düşman olabilir. Onun yerine şu şekil falso vererek kapatmayı deneyebilirsiniz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? C tuşuna basılı tutarken bir yandan da mouse'umuzu smoke'a falso vermek istediğimiz yere çeviriyoruz. Daha net anlamanız için şu şekil açık bir alanda göstereyim. C'ye basılı tutarken mouse'umuzu da çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi Roberto Carlos'un Fransa'ya attığı free kick golü gibi falso'nuzu verebiliyorsunuz. Şimdi gelelim Jet'in Q özelliğine. Yerden belli bir yüksekliğe sıçramanıza yarıyor. Yani normal bir karakterin maksimum zıplayabileceği yer buyken Jet'in Q'su ile şu kadar yüksekliğe çıkabiliyorsunuz. İster info için, ister kendinizi bir yerlere buslamak için kullanabilirsiniz. Jet'in havadayken kullanabildiği bir diğer özelliği de boşluk tuşuna basılı tutarak süzülmesi. Yani Q ile havaya sıçradıktan sonra boşluk tuşuna basarak havada biraz daha asılı kalabilirsiniz. Şu şekil. Gördüğünüz gibi Harry Potter'ın süpürgesine binebilirsiniz. Bu Q özelliğiyle combo da yapabilirsiniz. Yani havadayken bir kez daha Q'ya basarsanız daha da yükseğe sıçrayabilirsiniz. Bu şekil. Aynı zamanda Jet'in boşluk tuşuna basarak süzülme özelliği sadece Q özelliğinde geçerli değil. Bunu yüksekten zıpladığınız her noktada yapabilirsiniz. Örnek olarak burayı gösterelim. Gördüğünüz gibi sıradan bir zıplama yapmama rağmen süzülme özelliğimi yine kullanabildim. Şimdi gelelim Jet'in jet olmasını sağlayan özelliğe. Dash özelliği, yani E skill'i. Bu skill sizin herhangi bir noktaya atılmanızı sağlıyor. Örneğin ileri doğru gösterelim. Bu şekil ileri doğru atılmanızı sağlıyor. Bunu en çok düşmandan kaçarken veya da site'a hızlı bir şekilde rush atarken kullanıyorlar. Dash özelliğinizi illa ileri değil sola, sağa veya arkaya atabilirsiniz. İleri atmak için W'ye basarken E tuşuna basmanız lazım. Yani bu şekil. Geri atmak için S tuşuna basarken E'ye basmanız lazım. Bu şekil. Sola doğru atmak için A ile E'ye aynı anda basmanız lazım. Yani bu şekil. Sağa atmak için de D ile E'ye. Bu şekil basmanız yeterli. Bu skillinizi diğer özelliklerinizle de kombolayabilirsiniz. Yani iki kere Q atıp zıpladıktan sonra dash atıp bu şekil duvarların üstünden geçebilir. Veya da rakiplerinizin eğimini bozabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi de son olarak gelelim Jet'in ultisine. Size 5 adet bıçak veriyor arkadaşlar. Zaten ekranımızda görüyorsunuz. Her bir bıçak düşmana vücuttan 50 vuruyor. HS ile de tek atabilirsiniz. Bıçaklarınızın özelliği şu. Eğimi nereye koyduysanız oraya gitmeleri. Yani silahtaki gibi bir sekme olayı yok. Mesela 5 bıçağı da arka arkaya şu an eğim koyduğum yere atacağım. Gördüğünüz gibi eğimimi hiçbir şekilde sarsmadı. Bıçaklarınızın 5'ini de harcadıysanız bıçaklarınız bitiyor. Yani ultinizi kullanmış oluyorsunuz. Fakat eğer bıçaklarınız bitmeden sol tık kullanarak birisini öldürdüyseniz bıçaklarınız yenileniyor. Yani diyelim 2 tane bıçağı harcadınız, 3 bıçağınız kaldı. Birisini öldürdünüz ve gördüğünüz gibi bıçaklarınız tekrardan 5 oldu. Jet'in ultisindeyken bir diğer özelliği sağ tık. Bu da bıçakları sol tıktaki gibi tek tek değil, 5 bıçağı da aynı yere göndermenizi sağlıyor. Eğimi tuttuğunuz yere sağ tık yaparsanız bu şekil 5 bıçağı da eğimi tutturduğunuz yere gönderiyorsunuz. Sağ tıkla kill almanın sol tıka göre farkı şu arkadaşlar. Sol tık ile dediğim gibi birini öldürürseniz bıçaklarınız yenileniyor. Fakat sağ tık ile birini öldürürseniz bıçaklarınız yenilenmiyor. Ultiniz bitmiş oluyor yani. Şimdi bir diğer karakterimiz olan KO'dayız arkadaşlar.
C özelliğimiz belli bir alana hasar bombası atmamızı sağlıyor. Yani bunu fırlattığınız zaman bir çember oluşuyor. Bomba. Ve bu çemberin içine girenlere hasar vermeye başlıyor. Şimdi gelelim KO'nun Q özelliğine. Bu da klasik bir flash. Sol tık ile bu şekilde daha uzak flash yerlere bombası. Flash'ınızı fırlatabiliyorsunuz. Sağ tık ile de daha küçük, daha yakın mesafelere. Yani bu şekilde kapı girişlerine falan. Parla. Şu şekilde bırakıp pikleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda attığınız yerde direkt patlamıyor. İsterseniz bu şekilde bir yere çarptırıp da atabilirsiniz flash'ınızı. Gelelim KO'nun E özelliğine. E'ye bastığınızda elinize bir bıçak veriyor gördüğünüz gibi. Ve bunu fırlattığınız zaman duvar arkası, duvar önü fark etmeden oradaki düşmanların kaç kişi olduğunu size söylüyor. Örnek olarak şu duvara bıçağımı atıyorum. Ve gördüğünüz gibi oradaki ajanların kim olduğunu bize söyledi. Böylece MIT'te 2 kişi olduğunu anladım. Bunun yanı sıra bıçağımı fırlattığım zaman bıçağın etkisi altına giren ajanlar belli bir süreliğine özelliğini kullanamıyor. Yani flaşı varsa atamıyor, bombası varsa atamıyor vesaire. Şimdi rakipler üzerinde deneyelim. Bıçak atıldı. Düşman baskılandı. Şimdi gençler KO'nun ultisine geldik. KO'nun ultisine geçtiğiniz zaman bir dalga yayıyorsunuz. Ve bu dalganın içerisine giren düşman takımı yine E özelliğinde olduğu gibi hiçbir özelliğini kullanamıyor. Gördüğünüz gibi düşmanın elinde bomba var. Ultimi kullanıyorum. Ve özelliği kullanamaz hale geliyor. Ultimin bir diğer özelliği de şu. Ultim açıkken ölürsem aynı PUBG'deki yere düşme mantığı gibi yerdeyken beni kaldırabiliyorlar. Yani direkt olarak ölmüş sayılmıyorum. Yerdeyken de belli bir canım oluyor. Ve o canı bitirmeleri gerekiyor yerdeyken. Eğer bunu yapamazlarsa herhangi bir takım arkadaşım yanıma gelip beni yerden kaldırabiliyor. Hemen uygulama bir şekilde deneyelim. Ultimi açtım. Ultim açıkken yere düştüm ve yerdeyken gördüğünüz gibi 850 canım var. Acil reset gerek. Ana sistemler kurtarıldı. Arkadaşım yanıma gelerek beni kaldırdı. Yerdeyken canım da az değil. Gördüğünüz gibi 850 canım var. Şimdi Killjoy karakterine geçtik. İlk özelliğimiz C özelliği. Şu şekil istediğiniz bir bölgeye sol tık ile özelliğinizi fırlatıyorsunuz. Ve aynı Cypher'da olduğu gibi haritanın neresinde olursanız olun eğiminizi fırlattığınız cihazın üstüne getirerek F tuşuna basıyorsunuz ve oradaki tuzağınızı aktif etmiş oluyorsunuz. Peki bu tuzak ne işe yarıyor? Yine belli bir alana yüksek hasarlar vurmanızı sağlıyor. Şu şekil bu alanın içerisine girenler ciddi hasar yiyor. Gençler şimdi gelelim Killjoy'un Q özelliğine. Şu şekil bir alana etki eden alarm botu bırakıyorsunuz. Bunu genelde şu şekil kapı girişlerine saklamanız. Diyelim ki buraya yerleştirdiniz bunu. Siz nerede olursanız olun çalışmıyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Belli bir menzili var. Haritada hareket ettiğiniz zaman saydam bir çember çıkıyor etrafınızda gördüğünüz gibi. Eğer bu alarm botunuz bu çemberin içindeyse aktif yani çalışacak demektir. Olayı da şu. Bir düşman gördüğü zaman direkt o düşmanın üstüne atlıyor. Böylece ilk olarak info almış oluyorsunuz. Yani burada bir düşman var infosunu almış oluyorsunuz. İkinci olarak da o düşmanı savunmasız bırakıyor. Yani o düşmanın aldığı hasarı arttırıyor. Bir mermide 20 hasar alacaksa 30 alıyor. Atıyorum. Tamamen salladım. Şimdi düşman üstünde deneyeceğiz. Buldum. Gördüğünüz gibi botumuzu görmüş olduk. Orada bir düşman olduğunu anlamış olduk. Ve hasarı da normale göre daha fazla veriyoruz. Dediğim gibi. Tabi bu normale göre daha fazla hasar verme süresi çok kısa. 2-3 saniye falan sürüyor sanırım. Yani öyle round boyunca falan sürmüyor. Şimdi gelelim Killjoy'un E özelliğine. Yere veya nesnelerin üstüne bu şekilde taret bırakmanızı sağlıyor. Bu bıraktığınız taret açısına giren herkese böyle ateş ediyor. Tabii bu biraz saçma yani. Oraya da yapmasana oğlum, mahcup ediyorsun bizi, yapma. Oğlum insene, aletinin dengesi bozuldu. Evet arkadaşlar, burayı çok takmayın kafaya, siz oraya şey yapmayın. Her neyse, görüş açısına giren herkese ateş etmeye başlıyor. Bu da ilk olarak yine info demek. Yani taret ateş ediyorsa orada birisi var demektir. İkinci olarak da hasar veriyor. Rakibiniz ateş ederek taretinizi kırabiliyor. Belli bir canı var taretinizin. Taretle ilgili bir de şundan bahsedeyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an taretin önü B main'e dönük. Eğer sağ tıka bir kere basarsanız taretin önü bu şekilde 180 derece geriye dönüyor. Yani taret bu şekilde dururken arkasındaki bir kişiye sıkmıyor. O kadar geniş açısı yok. O yüzden buna dikkat edin. Eğer şu şekil B main'i korumasını istiyorsanız taretin önünü bu şekil o tarafa çevirmeniz lazım. Gördüğünüz gibi taret ateş etmeye başladı. Çıkıyorum, bakıyorum ve düşmanım gelmiş. Çok ciddi hasarlar verebiliyor dediğim gibi. Hatta öldürdü yani. Kendisi bir canavardır. Yas tutmaya gidenleri de affetmez. Onlara da sıkar.
Şimdi gençler geldik Killjoy'un ultisine. X'e basıp bu cihazınızı eline aldığınız zaman haritada bir çember çıkıyor mavi şekilde gördüğünüz gibi. Ultiniz bu alanı kapsayacak demektir. Ultinizi attığınız zaman altta gördüğünüz gibi belli bir bar da olması gerekiyor ultinizin kullanılabilmesi için. Bu bar boyunca düşmanlar ultinin alanından çıkmalı. Eğer çıkmazlarsa stun yiyorlar, zaten birazdan göstereceğiz. Fakat siz ultinizi attıktan sonra alttaki bar dolmadan ultinize skarlarsa arkadaşlar ultiniz devre dışı kalıyor. Onu da şu şekilde gösterelim. Gördüğünüz gibi tecritinizi bu şekilde yok edebiliyorlar. Ultinizi attınız ve alttaki süre doldu. Yani ultiniz başarıyla kullanıldı. Ultinizin alanı içerisinde de birkaç düşman yer alıyor. Bu düşmanlara ne oluyor bunu göreceğiz. Ultimizi buraya kurduk ve süremiz başladı. Gördüğünüz gibi bu arada şu şekil düşmanlara gözüküyor, yani ultinin nereye vuracağı. Bu şekil görüp ona göre ultinin dışına çıkabilirler. Fakat eğer çıkamazlarsa şu şekil bir stun yiyorlar. Silahları ellerinden yok oluyor ve hızları inanılmaz yavaşlıyor. Ve bu öyle 2-3 saniye değil, uzun sürüyor, gerçekten uzun sürüyor. Evet gençler, şimdi Omen karakterindeyiz. C özelliğinden başlayacağız. C özelliğimiz deminden şimdiye gelmemize yarıyor. Yani şu gördüğünüz alan boyunca nereyi seçerseniz oraya ışınlanmanıza yarıyor. Diyelim bu duvarın arkasındasınız. Buradan geçmek riskli olacağı için, düşman sizi vurabileceği için şu şekil diğer duvara gidebilirsiniz. Özelliğinizi kullanmak için gideceğiniz yeri seçip bir kere mouse sol tıka basmanız yeterli arkadaşlar. Şimdi gelelim Omen'ın Q özelliğine. Bu da yine flash özelliği gören bir özellik. Fakat diğer flashlardan farkı duvar içinden geçebilmesi ve geniş bir alanı kapsaması. Sol üstteki haritadan etki edeceği yeri görebilirsiniz. Yani ta buradan BM'nin girişini kör edebiliyorum. Şimdi düşmanların üzerinde deneyelim. Dediğim gibi duvar arkası geçiyor. Bu şekil. Düşmanların kör olup olmadığını da zaten kafalarının siyahlaşmasından anlayabilirsiniz. Evet, şimdi geldik Omen'ın E özelliğine. Bu da yine klasik bir smoke. E tuşuna basarak haritanın bu şekil görünümünü açıyoruz. Smoke'unuzu ilerletmek için aman diyeyim WASD tuşlarını kullanmayın arkadaşlar. Çünkü WASD tuşlarını kullanırsanız karakteriniz de ilerliyor. Kendinizi bir an B site'da falan bulabilirsiniz, aman diyeyim. Sol tık ile ileri, sağ tık ile de geriye getirebiliyorsunuz smoke'unuzu. Sağ solu da normal mouse'unuzu çevirerek yapabilirsiniz. Smoke'umuzu yerleştirdik. E tuşuna bastım ve smoke'umu yolladım. Diğer smoke'lardan farkı hemen anında düşmeyecektir. Yani smoke atar atmaz piklemeyin, aman diyeyim dikkat edin. Birkaç saniye içerisinde yerleşiyor smoke oraya. Gördüğünüz gibi birkaç saniye sürüyor ve yukarıdan smoke'un düşmesini bekliyorsunuz. Şimdi gelelim Omen'ın ultisine. İstediğiniz bir yerden istediğiniz bir yere ışınlanmanıza yarıyor. X'e basarak haritayı bu şekilde açıyoruz ve nereye tıklarsak oraya ışınlanıyoruz. Işınlandığımızda belli bir süre geçmesi gerekiyor karakterimizin spawn olması için. Eğer o süre bitmeden X tuşuna basarsanız ultiniz iptal oluyor. Yani ışınlandığınız yere tekrar dönüyorsunuz. Şu şekil mesela B'nin içerisine ışınlanmayı deniyorum. Altta bir bar doluyor, gördüğünüz gibi düşmanları gördüm. X'e basarak ultimate iptal ettim. Çünkü iptal etmeseydim orada spawn olduğum zaman düşmanlar beni öldürebilirdi. İlla bir yerden bir yere ışınlanmak için değil, bu şekil info almak için de kullanabilirsiniz. Gittiniz diyelim. Fakat iptal etmediğinizde düşman sizin ultinize ateş etti. Yine ultiniz iptal olmuş oluyor. Şimdi bir de onu deneyelim. Yine aynı yere ışınlandım. Düşman beni gördü ve gölge halime sıkarak ultimi iptal etmiş oldu düşman. Bir de ışınlanmayı kullanalım. O kadar denedik. Bu şekil A site'dan B site'a ışınlanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi geldik Phoenix karakterine. C özelliği alevden bir duvar yapmanızı sağlıyor. Yani diyelim bu tarafa geçmeniz gerekiyor. Direkt koşarak geçemeyeceğiniz için, çünkü burası sizi vurabilir. Şu şekil duvarınızı kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bütün görüşü kapattınız. Böylece buraya geçebildiniz. Bu alev düşmanlara değerse düşmana hasar veriyor. Normal molotof etkisi görüyor yani. Düşmana hasar vermesinin yanı sıra size de can veriyor. Gördüğünüz gibi canım 74. Bu C'yi atıp içine girersem bu şekilde beni iyileştiriyor. Canımı doldurmamı sağlıyor. Bu C'yi illa bu şekil dümdüz değil de şu şekil falso bir şekilde de atabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi falso verdim. Bu falsoyu da aynı Jet'in Simon'da olduğu gibi sol tıka basılı tutarken mouse'u çevirerek veriyoruz. Yani şu şekil. Gördüğünüz gibi eğimli bir alev duvara atabilirsiniz. Gelelim Phoenix'in Q özelliğine. Bu da yine bir flash.
duvar içinden falan geçmiyor. Fakat çok hızlı patladığı için yine güçlü bir flash. Q'ya basarak flash'ı elinize alıyorsunuz. Eğer mouse sol tıka basarsanız flash'ı sola, mouse sağ tıka basarsanız da flash'ı sağa atıyor arkadaşlar. Flash'ınızı mesela bu kadar uzaklıktan atamıyorsunuz. Yani buradan gidip şu kapının arkasına flash atamıyorsunuz. Yaklaşık olarak şuralarda yer almanız gerekiyor. Sol tıka basarsanız gördüğünüz gibi sola doğru flash'ımızı attık. Sağa atmak için de sağ tıka basıyorsunuz. Falsolu bir şekilde flash'ınızı gönderiyor. Şimdi gençler geçtik Phoenix'in E özelliğine. Bu klasik bir molotof işlevi görüyor diyebiliriz. Sol tık ile istediğiniz yere fırlatıp burayı yakabiliyorsunuz. Bu alan içerisindeki düşmanlar hasar yiyecektir. C özelliğinde olduğu gibi düşmana hasar vermesinin yanı sıra size de can vermeye yarıyor. Gördüğünüz gibi canım 57. Şu şekilde attım, içine girdim ve canımı yenileyebiliyorum. Bunu düşmana atarsanız da dediğim gibi düşmanlara hasar verecektir arkadaşlar. Gençler şimdi geldik Phoenix'in ultisine. Sizin bir klonunuzu yaratmaya yarıyor. Bu klonu kullanarak belli bir süre gezebiliyorsunuz, düşmanları vurabiliyorsunuz. Ultideyken ölürseniz ultiniz bitmiş oluyor, ana karakterinize geri dönüyorsunuz. Yani round oynamaya devam ediyorsunuz. Veya da ulti süreniz biterse yine aynı şekil ana karakterinize dönüyorsunuz. Ultideyken aldığınız killer sayılıyor. Yani boşa gitmiyor, ultideyken sıkabiliyorsunuz. Şimdi şöyle gösterelim. Ultimi açtım. Gördüğünüz gibi bir bar doluyor. Bu bar benim ultimin süresi. Ultideyken kill alırsam sayılıyor. Ultim bittiği zaman şu şekil olduğum yere geri dönüyorum. Ulti ile ilgili bir şey daha göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi canım 78. Ultimi açtım. Site'a doğru gittim. Ve düşman beni vurdu. Ölmüş sayılmıyorum. Ana karakterime geri dönüyorum. Ve gördüğünüz gibi canım 100 oldu. Yani canım 1 dahi olsa canımı 100'e tamamlıyor. Evet gençler şimdi Raze karakterine geçtik. İlk özelliğimiz C. C özelliği şu şekil gideceği güzergahı gösteren bir robot. Bu robot bir düşman gördüğü zaman fokuslanma özelliğine sahip. Böylece düşmanın yerini öğrenebiliyorsunuz. İlk özelliği bu. İkinci özelliği de düşmana kilitlendiği zaman normal hızına göre çok daha hızlanıyor. Ve eğer düşman robotunuzu vuramazsa düşmanın yanında patlayıp ona ciddi bir hasar veriyor. İlk olarak böyle gösterelim. Gördüğünüz gibi yoluna devam ediyor. Çarpa çarpa ilerliyor. Belli bir süre sonra tabii ki bitiyor. Robotu saldım. Bir düşman gördü ve düşmana kilitlendi gördüğünüz gibi. Yanına giderek de patladı. Çok ciddi hasarlar verebiliyor yakınında patladığı zaman. Şimdi gelelim Raze'in Q özelliğine. Patlayan bir çanta atmanıza yarıyor arkadaşlar. Q'ya basarak çantayı bırakıyorsunuz. Bir daha bastığınız zaman patlıyor ve çevresindeki kişileri fırlatıyor. Bunu illa herhangi birisini fırlatmak için değil, kendinizi fırlatmak için de kullanabilirsiniz. Çanta yolda. Yani şu şekil kendinizi buraya çıkartabilirsiniz örnek olarak. Veya da düşmanın eğimini sarsmak için ya da site'lara hızlı giriş yapmak için bu çantayı şu şekil kullanabilirsiniz. Bir tane altınıza atıp kendinizi fırlatırsınız. Havadayken bir kere daha altınıza atıp yine fırlatırsınız. Şu şekil göstereyim. Çanta yolda. Çanta yolda. Bu şekil uzak yerlere uçabilirsiniz arkadaşlar. Tabi bunu çok daha iyi yapanlar var. Şimdi benim yaptığıma bakmayın siz. Çalışarak çok daha iyisini yapabilirsiniz. Şimdi geldik Raze'in E özelliğine. E özelliği tesirli bomba atmanızı sağlıyor. Yani attığınız yerde patlıyor. Ardından küçük parçalara ayrılarak tekrar patlıyor. Ve çok ciddi hasar veriyor diyebilirim. Örnek olarak gösterelim. Bir kere patladı. Dağılarak bir kez daha patladı. Şu şekil çarptırarak bombanızı attığınız zaman düşmanın bulunduğu yerde yaşama şansı yok arkadaşlar. Gençler şimdi geldik Raze'in ultisine. X'e basarak elinize bir roket alıyorsunuz. Ve fırlattığınız yere çok ciddi bir alan hasarı vuruyor. Yani şu ultiyi attığınız yerde 5 kişi varsa 5'i de ölüyor. Gördüğünüz gibi kurbanlık koyunlarımız orada bekliyor. Helallik istiyorlar birbirlerinden. Ve fırlattığım yerde ikisini birden öldürebiliyorum. Gençler şimdi geldik Reyna karakterine. C özelliği tüm karakterlerde olduğu gibi yine bir şekilde flash atmanıza yarıyor. Tabii bu biraz daha farklı. Yani bu şekilde duvar içinden atabilirsiniz. Olduğunuz yerde havaya bırakabilirsiniz vesaire. Diğer flashlardan farkı şu. Bu counterlanabiliyor. Yani flashınızı attığınız zaman bu göze ateş ederlerse flashınız devre dışı kalıyor. Fakat gözü vuramazlarsa gözlerini kapatalım. Bu göz burada durduğu sürece bu alan içerisine giren herkes kör oluyor. Yani düşmanlardan bahsediyorum. Şimdi düşman üzerine deneyeceğiz. İlk olarak flash'ımı attım. Gördüğünüz gibi flash'a sıktı ve körlüğünü iptal etti. Bir kez daha attım. Bu kez sıkmadı ve
uzun süreli bir körlük yaşadı. Gençler, şimdi geldik Reyna'nın Q özelliğine. Ölü bir düşmandan can çekmenizi sağlıyor. Gördüğünüz gibi canım 69. Düşmanı öldürdüm. Q'ya basarak düşmanın ruhundan düşen küreyle kendime can ve armor çekmiş oldum. Gençler, şimdi E özelliğimize geldik. E özelliğimiz de yine ölen düşmanlarla alakalı. Ölü bir düşmandan düşen küreyi kullanarak belli bir saniyeliğine ruh olarak gezmenizi sağlıyor. Ruh haldeyken düşmanlar size sıkamıyor. Yani hasar veremiyor. Fakat ruh olarak nereye gittiğinizi görebiliyor. Yani tamamen görünmez değilsiniz. Şimdi düşmanımızı öldürdük. Ve küresini kullanarak gördüğünüz gibi diğer düşmandan kaçabildim. Gençler, şimdi geldik ultimize. Ultimiz açıkken düşmanları daha net bir şekilde görebiliyoruz. Mermilerimiz biraz daha hızlı gidiyor. Yani daha hızlı sıkabiliyoruz. Ve daha düz sıkabiliyoruz. Ultimiz açıkken bir düşmanı öldürürsek otomatik olarak canımız yükseliyor. Ultimiz açıkken bir düşmandan düşen küreyi kullanarak görünmez olursak ruh bir şekilde değil, tamamen görünmez bir şekilde haritayı dolaşabiliyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi düşmanlar bu şekilde gözüküyor. Ultimi açtım ve düşmanların daha belirgin gözüktüğünü fark etmişsinizdir. Aynı zamanda canım 62 ve bir düşmanı öldürerek canımı yenileyebiliyorum. E özelliğini kullanarak da ruhani bir şekilde hiç gözükmeden, yani tamamen görünmez olarak hareket edebiliyorum. Gençler, şimdi geçtik Sage karakterine. C özelliği girişlere veya istediğiniz herhangi bir yere duvar atmanızı sağlıyor. Şu şekil gördüğünüz gibi duvarımızı atarak bu girişi kapatabiliyoruz. Attığınız duvarı sıkarak kırabilir takım arkadaşlarınız veya da düşmanlar. Duvarınızı C tuşuna basarak bu şekilde Y ekseni veya X ekseni olarak değiştirebilirsiniz. Sağ tıka basılı tutarak da manuel olarak daha detaylı ayarlamalar yapabilirsiniz. Yani çapraza koymak istiyorsanız şu şekil çapraza koyabilirsiniz. Duvarı şu şekil kendi altınıza koyarak kendiniz duvarın üstüne çıkartabilirsiniz arkadaşlar bu şekilde. Bunu aynı şekilde takım arkadaşlarınızın altına duvar koyarak da yapabilirsiniz. İlla kendi altınıza olması şart değil. Gençler, şimdi gelelim Sage'in Q özelliğine. Belli bir alana yavaşlatma atmanızı sağlıyor. Gördüğünüz gibi buraya fırlatırsanız buz parçalanıyor ve bu gördüğünüz alanda şu şekil bir yavaşlamaya sebep oluyor. Aynı zamanda çıkan buz parçası seslerini duymuşsunuzdur. Düşmanların infosunu alabiliyorsunuz. Evet gençler, şimdi Sage'in E özelliğindeyiz. Hem kendinizi hem de takımınızdaki birisini iyileştirmenize yarıyor. Gördüğünüz gibi takım arkadaşınızın altındaki bardan canının azaldığını, ne kadar azaldığını görebilirsiniz. E tuşuna bastıktan sonra hangi arkadaşınızı hırlamak istiyorsanız onun üstüne eğiminizi getiriyorsunuz ve sol tıka basarak arkadaşınızın canını gördüğünüz gibi bardan damlıyorsunuz. Bu şekil yenileyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi canım 56. E tuşuna basıp bu sefer sol tık değil sağ tıka basarak da bu şekil kendinize heal basabilirsiniz arkadaşlar. Gençler, şimdi geldik Sage'in ultisine. Round içerisinde ölen bir arkadaşınızı geri hayata döndürmeye yarıyor. İsterse roundun başında ölmüş olsun, roundun sonunda gidip arkadaşınızı kaldırabiliyorsunuz. Herhangi bir süre sınırlaması yok. Ayakta kalan son oyuncu. Gördüğünüz gibi takım arkadaşımız öldü. Ultimizi açıyoruz ve yanına giderek sol tıka basarak takım arkadaşımızı bu şekilde 100 canla hayata döndürebiliyoruz. Gençler, şimdi geldik Sky karakterine. C özelliğimiz belli bir alana heal yayımamızı sağlıyor. Yani Sage'inki tek bir takım arkadaşınıza heal verirken Sky şu gördüğünüz alanın, şu gördüğünüz çemberin içerisinde bulunan tüm takım arkadaşlarınıza heal veriyor. Sage'e göre dezavantajı şu, kendinizi heal'layamıyorsunuz. Gördüğünüz gibi takım arkadaşımızın canı azaldı. İyileştir ekibim. Çemberimizin içine alarak canını kısa bir sürede tekrardan yükseklere çıkartabiliyoruz. Duvar arkasındayken can veremiyorsunuz. Arkadaşınızı heal'layamıyorsunuz arkadaşlar. Şu şekil görüş alanınıza girmesi gerekiyor. Gençler, şimdi geldik Sky'ın Q özelliğine. Bir tane kurt yollamanızı sağlıyor. Bu kurt şu şekil bölgeleri gezerek info alabiliyor. Aldığı infonun yanı sıra kurtu kullanırken sol tıka basarsanız şu şekil bir atılış gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu atılışı düşmanınıza tutturursanız 30 canı gidiyor ve düşmanınız belli bir süreliğine sersemliyor. Şimdi Sky'ın E özelliğine geçtik arkadaşlar. Bir, kuş atmanızı sağlıyor. Kuşu elinize aldıktan sonra, tövbe yarabbim öyle de bir garip oldu bak. Sol tıka basılı tutarak istediğiniz bir şekilde
götürebiliyorsunuz kuşu. Sağ sol yaparak da yön verebiliyorsunuz. Yani şu şekil. Şahin uçtu. Gördüğünüz gibi yukarı aşağı istediğiniz yere götürebiliyorsunuz. Eğer istediğiniz anda patlamasını istiyorsanız E tuşuna basarak patlatabilirsiniz. Yani şu şekil. Şahin buraya kadar uçtu. Gitti. E'ye bastım ve patlatarak bölgedekileri kör ettim. Şimdi gençler geldik Sky'ın ultisine. 3 adet avcı kurt yollamanızı sağlıyor. Bu kurtlar ilk olarak direkt düşmanın olduğu yere gidiyor ve yerini belli ediyor. Yani info alabiliyorsunuz. İkinci olarak eğer düşman silah ile sıkarak kurtlarınızı vuramazsa ve kurtlarınız düşmana çarparsa kör ediyorlar ve birkaç saniyeliğine sesleri birbirine karıştırıyorlar. Yani rahat duyamıyor sesleri, ses kasamıyor. Kurtları saldım. Gördüğünüz gibi bir tanesi sağa, bir tanesi de sola gitti. Bir düşmanımız burada, bir düşmanımız da burada. Direkt olarak yerlerini belli ediyorlar dediğim gibi. Şimdi gençler geçtik Sova karakterine. C özelliğimiz info alabilmemize yarayan bir drone yolluyor. Şu şekil sol tıka basarak drone'umuzu yolluyoruz ve WASD ile bu şekilde sürebiliyoruz. Mouse ile de sağa sola dönebiliyoruz. Drone'u daha rahat kullanabilmeniz için boşluk tuşunu kullanarak bu şekil havaya kalkabilir. CTRL tuşu ile de bu şekil aşağıdan gidebilirsiniz arkadaşlar. Drone'un temel amacı o bölgedeki düşmanların yerini görmek veya kaç kişi var falan info almak. Drone'unuzun ortasındaki imleci düşmanınıza tutturursanız birkaç saniyeliğine yerini görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi midi kontrol ediyoruz. Düşmanımızı gördük. İmleci üstüne düşman tutturduk. Işaretli. Ve birkaç saniyeliğine bu şekilde yerini gördük. Drone'u attıktan sonra illa sonuna kadar kullanmanıza gerek yok. C tuşuna basarak tekrar karakterinize dönebilirsiniz. Şimdi geçtik Sova'nın Q özelliğine. Q özelliği bir şok oku atmanıza yarıyor arkadaşlar. Yani gittiği yerde bir düşman varsa ona hasar veriyor. Şu şekil sol tıka basılı tutarak okumuzu atabiliyoruz. Ne kadar basarsanız o kadar gidiyor gördüğünüz gibi. İstediğiniz uzaklığa yollayabiliyorsunuz. Sağ tıka bir kez basarsanız gördüğünüz gibi sekme 1 yazdı orada. Attığınız zaman direkt patlayacak değil, bir kere sekip ardından patlayacak demektir. Yani fırlattım, bir kere sekti, sonradan patladı. Eğer sağ tıka 2 kere basarsanız sekmeniz 2 olacak. Bir kere değil, 2 kere sektikten sonra patlayacak. Yani şu şekil. Bir kere sekti, 2 kere sekti, sonra patladı gördüğünüz gibi. Gençler şimdi geçtik Sova'nın E özelliğine. Bu da yine bir ok atmanızı sağlıyor. Bu kez hasar veren bir ok değil, düşmanın yerini gösteren bir ok. Şu şekil bir yere attığınız zaman bir tarama gerçekleştiriyor. Bu taramayı 3 kere yapıyor ve birisini gördüğü zaman birkaç saniyeliğine yerini size gösteriyor. Bunu da aynı şekil sekme 1, sekme 2 yaparak kullanabilirsiniz. Bir kere sekip ardından düştüğü yerde taramaya başlar. Okuma attım, ardından duvar arkasına geçtim. Görüldüler. Ve düşmanlarımızın yerini bu şekilde bana gösteriyor. Gelelim Sova'nın ultisine arkadaşlar. Duvar içerisinden geçebilen ve çok uzak yerlere vurabildiğiniz bir ulti. Şu şekil haritada nereye gittiğini görebiliyorsunuz. Bunu 3 kere kullanabiliyorsunuz. İstediğiniz yere bu şekilde atabilirsiniz. Tek bir tanesi düşmana tuttuğu zaman yarı canını bırakıyor düşmanın. Eğer 2 tanesini tutturursanız da garanti olarak ölüyor. Bir de şu var. Ultinizi düşmana tutturursanız düşmanın yerini görüyorsunuz arkadaşlar. Yani vurduğunuzu anlıyorsunuz. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi vurdum. Düşmanın yerini gördüm ve canı gitti. İkinci atışımda da bu şekilde düşmanı öldürebiliyorum. Evet şimdi geldik Viper karakterine. C özelliğini bir çeşit molotof olarak düşünebilirsiniz. Şu şekil attığınız yerde bir zehir alanı oluşturuyor ve içine girdiğinizde canınız azalıyor. Molotoftan farkı şu. Sizi savunmasız bırakıyor. Yani yediğiniz hasar artıyor. Gördüğünüz gibi hasar vererek bir düşman kaldı. Düşmanı öldürmenizi sağlıyor. Bu size ve takım arkadaşlarınıza da hasar veriyor. Dikkat edin. Şimdi gelelim Viper'ın Q özelliğine. Bu da bir çeşit smoke işlevi görüyor diyebiliriz. Bunu manuel atmanız gerekiyor. İşte Brimstone'daki gibi veya Omen'daki gibi harita açılarak atmıyorsunuz. İstediğiniz yere şu şekilde fırlatabilirsiniz. Yanına giderek F tuşuna basarak bunu tekrar alıp kullanabiliyorsunuz. Yakın mesafeye atmak için de şu şekil sağ tıkınızı kullanabilirsiniz. Peki ne işe yarıyor? Bir, dediğim gibi smoke görüş kapatıyor. İkinci olarak içine giren düşmanlara hasar veriyor. Size veya takım arkadaşlarınıza hasar vermiyor. Şu şekil bir smoke oluşturabiliyorsunuz dediğim gibi. Ve içinde görüş alanı biraz kısıtlı diğer smoke'lara göre. T
tekrar Q'ya basarak zehirinizi devre dışı bırakabiliyorsunuz. Yani smoke'u indirebiliyorsunuz. Smoke'unuz round içerisinde tekrar doluyor. Ve nerede olursanız olun Q'ya basarak smoke'unuzu tekrardan kullanıma aktif hale getirebiliyorsunuz. Düşmanlara hasar veriyor demiştim. Evet veriyor fakat öldürmüyor. Düşmanın canını 1'e kadar indiriyor fakat 1'den sonra hasar vermeyi bırakıyor. Yani öldürmüyor. Eğer düşman smoke'unuzun içerisinden çıkarsa canı ve armoru tekrar dolmaya başlıyor. Gençler şimdi geldik Viper'ın E özelliğine. Normal bir alana veya da duvar içerisindeki bir alana perde atmanızı sağlıyor. Haritada perdenizin nereleri kapatacağını görebiliyorsunuz. Mesela gördüğünüz gibi duvar içinden buradaki açıp kapanabilen kapıyı seçtim. Perdemi yolladım ve E tuşuna basarak perdemi açıp burayı görüşe kapatabiliyorum. Bu taraftaki düşmanlar biz geçerken bizi görmüyorlar. Tekrar E'ye basarak perdenizi indirebiliyorsunuz. Perdeniz belli bir süre sonra tekrardan dolarak kullanıma hazır hale geliyor. Yani round içerisinde sürekli açıp kapatıp perdenizi kullanabiliyorsunuz. Bu da aynı Q özelliğinde olduğu gibi düşman perdenin bu şekilde içindeyken düşmana hasar veriyor. Ve canını yine 1'e kadar indiriyor. Tamamen öldürmüyor. Takım arkadaşlarınıza veya size ise zarar vermiyor. Gençler şimdi gelelim Viper'ın ultisine. Geniş bir alana zehir yayıyor. Bir in oluşturuyor kendisine. Bu in içerisine giren düşmanların canı 1'e kadar düşüyor. Yani bir düşmana tek mermi tutturduğunuzda direkt öldürebiliyorsunuz. Aynı zamanda bu in içerisindeyken düşmanları kırmızı bir şekilde görebiliyorsunuz. Yanınıza yaklaştıkları zaman. X'e basarak şu şekil ininizin merkezini seçiyorsunuz. Ve bu merkez üzerinde şu şekil yana doğru açılıyor ininiz. İn round boyunca sürüyor. Siz içinden çıkana kadar sürmeye devam ediyor. İçerisinden çıkarsanız ise gördüğünüz gibi üstte bir bar sayıyor. Bu bar bitene kadar tekrar girerseniz ininizi kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Eğer bu bar bitene kadar ininizin içine tekrar girmezseniz ininiz bitiyor arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi kalkıyor. Gördüğünüz gibi çok net bir şekilde düşmanı görebiliyoruz. Daha seçici hale geliyor bizim için. Ve canı dediğim gibi çok azaldığı için tek bir mermi tutturuşunuzda düşmanınızı öldürebiliyorsunuz. Gençler şimdi geçtik Yoru karakterine. C özelliğimiz sahte ayak sesi atmamıza yarıyor. Böylece düşmanları şaşırtabiliriz. Akıl oyunları yapabiliriz. Hangi yöne doğru gitmesini istiyorsanız ayak seslerinin o yöne doğru bırakarak çıktı. Bu şekilde sahte ayak sesleri yaratabilirsiniz. Bir kere daha gösterelim. Herhangi bir duvara çarptığı zaman duruyor. Yorunun bir diğer özelliği Q özelliği. Bu da klasik bir flash. Şu şekil boş bir alana atarsanız flashınız patlamayacaktır arkadaşlar. Boşa gider yani. Flashınızın patlaması için bir duvara çarptırmanız lazım. Şu şekil gördüğünüz gibi bir duvara çarptırarak hızlı bir şekilde patlamasını sağlayabilirsiniz. Evet gençler şimdi geldik Yorunun E özelliğine. E özelliği belli bir yere ışınlanmanızı sağlıyor. Fakat şu şekilde. İlk olarak E özelliğinizi herhangi bir yere fırlatıyorsunuz. Gidiyorum. Ve bu şekilde gidebildiği yere kadar gidiyor. Herhangi bir yere takıldığı zaman bu şekilde duruyor. Sağ altta özelliğinizin yanında görüyorsunuz. Bir süresi var. Yani round'un başından round'un sonuna kadar kullanamıyorsunuz bunu. Özelliğinizi attıktan sonra belli bir süre içerisinde nerede olursanız olun tekrar E tuşuna basarak bu E'nin gittiği yere ışınlanabiliyorsunuz. Gençler E özelliği ile ilgili şöyle bir şey var. Siz bunu attığınız zaman bu attığınız şey ilerlerken şu gördüğünüz mavi çemberin içinde herhangi bir düşman yoksa bu attığınız özelliği fark etmiyorlar. Yani görmüyorlar. Fakat özelliğinizi attığınız zaman bu çemberin içerisine bir düşman girerse özelliğinizi görebiliyor. Böylece sizi burada bekleyip ışınlandığınız zaman size tuzak kurabilir. Gençler şimdi geldik Yorun'un ultisine. Sizin görünmez olup haritada dolanmanızı sağlıyor. Böylece info alabiliyorsunuz veya düşmanların arkasında spawn olup onları öldürebiliyorsunuz. X'e basıp şu şekilde gözlüğünüzü elinize alıyorsunuz ve sol tık ile bu şekilde yerleştirip görünmez olabiliyorsunuz. Böylece şu şekilde düşmanların yanına giderek onların yerini infolayabiliyorsunuz. Süreniz bittiği zaman da bu şekilde ultiden çıkıyorsunuz. Veya da istediğiniz zaman X'e basıp yine ultiden çıkabiliyorsunuz. Ulti ile ilgili şöyle bir şey var. Gördüğünüz gibi önünüzde mavi çizgiler var. Yani mavi bir çember içerisindesiniz. Bu çemberin dışındaysa düşmanlar sizi göremiyorlar. Fakat bu çemberin içindelerse yani şu şekilde çemberin içindelerse sizi görebiliyorlar. Tabii bu şekilde ultideyken düşman
sizi bu şekil görse dahi hasar veremiyor arkadaşlar. Sadece gittiğiniz yeri görmüş oluyor. Gençler, şimdi geldik yeni karakterimiz olan Chamber'a. Henüz açamadığım için poligonda göstereceğim, kusura bakmayın ama anlayacağınızı düşünüyorum. Hemen C özelliğinden başlayalım. Şu şekilde geniş bir alana sahip olan bir tuzak atmanıza yarıyor. Ve olay da şu, bu tuzağınızın alanı içerisine giren düşmanlar yavaşlama efektine giriyor. Yani Sage'in Q özelliği gibi düşünebilirsiniz. Yavaşlıyorlar yani. Gelelim Q özelliğine. Sizin elinize bir tane şerif veriyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Oyundayken şöyle her 100 krediye bir mermi alıyorsunuz bu şerifiniz için. Yani eco roundlarda 3-4 mermilik şerif yaratabiliyorsunuz kendinize. Diğer şerife göre avantajı şu, bu şekilde dürbün açabiliyorsunuz ve kafadan tabii ki de tek atıyor arkadaşlar. Şimdi gelelim Chamber'ın E özelliğine. İlk önce istediğiniz bir yere bir tane bu karttan bırakıyorsunuz arkadaşlar. Bu kartı isterseniz duvar arkasından böyle uzak bir yerden F tuşuna basarak geri alabiliyorsunuz. Kartımızı bıraktık ve ikinci bir kartı bıraktığımız yerden ilk kartı bıraktığımız yere ışınlanabiliyoruz. Fakat bunu harita boyunca yapamıyorsunuz. Yani ta buradan oraya ışınlanamıyorsunuz. Zaten kırmızı yanıyor gördüğünüz gibi. Atabileceğiniz alan kartı elinize aldığınız zaman bu şekilde kırmızı bir çemberle size belirtiliyor. Bu alanın içerisine kartınızı bırakıyorsunuz ve ışınlanabileceğiniz mesafe içerisine gidip E tuşuna basarak ilk kartı attığınız yere ışınlanıyorsunuz. Veya da ilk kartın alanı içerisindeyseniz ikinci karta bu şekilde ışınlanabiliyorsunuz arkadaşlar. Son olarak geldik Chamber'ın ultisine. Ultisi sizin elinize bir tane keskin nişancı silah veriyor arkadaşlar. Artık ölü sayılır. Şu şekilde zurna dürüm gibi kendisi. Aynı operatörde olduğu gibi çift dürbün açabiliyorsunuz. İsterseniz tek dürbün, isterseniz çift dürbün olarak kullanabiliyorsunuz. Vücuttan tek atıyor. Headshot'ı zaten söylememe gerek yok. Farkı ise şu, bir düşmanı öldürdüğünüzde gördüğünüz gibi burada belli bir alan oluştu. Bu alan şu işe yarıyor. İçerisine giren düşmanlar yavaşlıyor. Hemen gösterelim. Düşmanımızı öldürdük. Gördüğünüz gibi inanılmaz bir yavaşlama efekti geliyor bu düşmanı öldürdüğünüz alana. Evet gençler, elimden geldiğince karakterleri size anlatmaya çalıştım. Umarım yeni başlayanların işine yarar. Yaklaşık 6-7 ay boyunca idare edeceğini düşünüyorum bu videonun. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi günler, eğlenceler.